Merhaba arkadaşlar. Şekilde gördüğümüz parçayı Mastercam'le çizelim ve şu hale getirelim. Öncelikle 150'ye 100 bir dikdörtgenle başlayalım. Buradan create rectangle shape'e geliyorum. 150'ye 100'ü ayarlıyorum. Merkezinden yerleşecek. Yerleştirdim. Artı bir de 90'a 60 bir dikdörtgenim var. Köşe radiuslarım 10 ve dönme açısı 15 derece. 90'a 60. 90'a 60'ı yerleştiriyorum. Köşe radiusum 10 olacak ve açımız da 15 derece. Yerleşme açısı 15 derece olsun. Artı tekrar 100'e 70 bir dikdörtgenim. Bu sefer köşe radyüsümüz 15. 100, 70, köşe radyüsümüz 15. Onayladım, çıktım. Şuradaki çemberimizi oluşturalım. Çemberimizin çapı 50 olacakmış. Çaptan gidiyoruz. Çap 50 olsun. Bunu da buraya yerleştirdik. Onayladım. Şurada R18'e dönen ve çapı 8,5 olan 8 adet çemberimiz var. Bunu da create ball circle'dan yapıyorum. Dönme merkezim burası. R18'de dönecek 8 tane olacak ve çemberimizin çapı 8,5 olacak. Onayladım. Köşelere bakıyorum. Köşelerde çap onluk çemberlerimiz var. 150'den 120 çıkar 30. Şuradan mesafe 15. 100'den 80 çıkar 20. Şuradan da mesafe 10 olacak. Şurayı referans alarak 15'e 10 çemberimi oluşturacağım ve çapım da 10 olacak. Çember komutuna geliyorum. Parmağımı shift'e basıp burayı referans olarak algılatıyorum. 15,10'a yanlış oldu. Özür dilerim. Bir daha yapalım. Çember komutuna geldim. Parmağımı shift'e bastım. Köşeyi referans gösterdim. 15,10 dedim. Enter. Çapında 10 olacak. Onayladım. Daha sonra bunu X form aynala diyorum. Bu çemberi aynalayacağım. Onayladım. Kopyalayacağım. Neye göre? Y eksenine göre. Artı bu ikisini aynala. Onayla. Bunu da X eksenine göre. Onayla. Şu an oluşturacağım parçanın konturlarını bitirdik. Bundan sonraki aşaması kem aşamasına geçiyoruz arkadaşlar. Şekli genel inceleyelim. Herhangi bir sıkıntımız var mı? Yok. Şu adamın Z -10 kodunda olacak. Yalnız şurada takım dönüşlerinde şu köşelerde sıkıntı yaşayacağım için kem aşamasına geçmeden önce şunu biraz ötelemem gerekiyor. X form offset kontur diyorum. Neyi? Şu kontur offset diyeceğim. Onayladım. Ne kadar offset diyeceğim? 10 milim. Şöyle 10 milimlik bir takım verdiğimiz zaman tabii yönünü ters çevir. Dışına doğru offset diyeceğim. Şuradan takımımız şu köşelerde rahatlıkla geçebilsin. Peki, bunu onaylıyorum. Hatta 15 yapalım. Takım genişliğinde 15 yaparız. Onayladım. 15 offset verdim ki birazdan bunu neden yaptığımızı takım yollarında göreceğiz arkadaşlar. Renkleri temizle. Şu konturla şu konturu sınır alarak şu adayı işleyeceğiz.
Buradan öncelikle kütük ayarlarımızı yapalım. Hemen makine tipimiz mil olacak. Kütük ayarımızı yapalım. Stock setup, select corner. Bu köşeden bu köşeye benim kütüğüm olacak. Kata gözüksün. Derinliğim de 20 olacak. Onaylıyorum. Şöyle izometrik bakıyorum. Buradan tool pad'e geliyorum. Kontur diyorum. Özür dilerim. Kontur olmayacak. Bunu siliyorum. Tool pad. Bucket diyorum. Onayladım. Zincir seç. Birinci zincirim bu. İkinci zincirim bu. Onayladım. Takıma geliyorum. Yeni takım oluştur. Next. 15'lik takım oluşsun. Finish diyorum. Buradan spindle'ıma 1500 diyorum. İlerlemem 2200 olsun. Tutucu tanımlamıyorum. Kat parametrelerine geliyorum. Finish'e 0.10'da 1, 0.10'da 1 pay bırakıyorum. Hatta 10'da 2, 10'da 2 pay bırakalım. 0.2, 0.2 finish'e pay bırakıyorum. İşleme parametrelerine geliyorum. Buradan paralel spiral diyorum. Takımım %60'ı kadar yana kaysın diyorum. Buradan rampalı giriş yapmamıza gerek yok şimdilik. Off diyorum. Finish'i kapatıyorum. Buradan dip cut diyorum. Bunu birer birer kes diyorum. Link parametrelerine geliyorum. Hepsini absolute yapıyorum. Geri kaçma 10 olsun. Kesmeye başlama 5 olsun. Sıfırdan başlasın kesmeye ve buradan eksi 10'a kadar kessin diyorum. Neden eksi 10'a kadar? Resme bakarsak şuradaki adanın kolu eksi 10 seviyesinde arkadaşlar. Geldim buraya. Soğutma sıvısını aç diyorum. Onayladım. Hesaplattım. Bir katı simüle edelim. Bir bakalım nasıl çalışıyor. Onayladım. Evet. Sanki şuralarda bir sıkıntı var gibi. Neden böyle olmuş? Bir daha bakalım. Yavaş çalışalım. Kapattım. Buradan takımımızın %60'ı şöyle dışarıdan içeriye bir seçelim. Bir daha hesaplatalım. Bir simülasyona da bakalım. Evet. Şimdi sorun kalmadı. Az önce içeriden dışarı seçildi. Dışarıdan içeriği seçtim. Köşeleri de almış olduk. Şimdi bunun finish'ini yapalım. Aynı takım yolunu kopyala diyorum. Gelip buraya yapıştırıyorum. Buradan parametrelerine geliyorum. Takım aynı takımla yapacağım. Kesme parametreleri şuradaki finish paylarına 0 yapıyorum. 0. Ve takımın %30'u kadar yere kaysın diyorum. Rampa girişi olmayacak. Finish olmayacak. Dip katı kapatıyorum.
Her şey aynı. Burada sadece ne yapabiliriz? Spindle spimiz 1500'lü, 2800 yapıyorum. İlerlemeyi de 1800 yapıyorum. Onayladım. Buna tekrar hesaplattım. Hepsini seçtim. Tekrar simülasyona bakalım. Evet. Parçamız tamam. Takım yollarını gizliyorum. Şeklimize bakalım. Şimdi şuradaki havuzu işleyelim. Havuzumuzun derinliği de -4 kodunda olacakmış. Bunu işleyelim. Buradan toolpad diyorum. Pocket diyorum. Şu içini işleyeceğim. Onayladım. Takım. 15'lik takım bizim için uygun mudur? Köşe radüslerine bakarsak anlarız. R10 çap 20'lik bir takım rahat girer. 15'lik takımla burayı çok rahat işleyebiliriz arkadaşlar. Gene aynı takımı kullanalım. Spindle'ın gene 1600 diyelim. 2000 ilerleme verelim. Kat parametrelerine geliyorum. 0.1, 0.2 pay bırakalım. Kaba parametreleri, kesim parametreleri paralel spiral olsun. Gene takımın %60'ı yana kaysın. Evet, devam edelim. Buna da birer birer kessin. Tabi bu sefer ne olacak? -0'dan başla. -4'e kadar kes diyorum. Buradan soğutma sıvımı aktif hale getiriyorum. Onayladım. Tekrar hesaplatmayacağım bu sefer. Devam edelim yolumuza. Aynı takım yolunu kopyalıyorum. Aynı takım yolunu kopyalayalım. Buradan yapıştırıyorum. Parametrelerine geliyorum. Kesim parametreleri 0 olacak. Bunlar da 0 olacak diyorum. Takımın yana kayma oranı %30 diyorum. Dip katı kapatıyorum. Ve tekrar hesaplatıyorum. Bunu da yaptıktan sonra bakalım şimdi. Önce bir hepsinin simülasyonuna bakalım. Nasıl çalışıyor? Evet, bir sorun yok arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi şurada dairesel bir havuz var. Dairesel havuzunda kodu -8'deymiş. Dolayısıyla bunun da şu yüze göre -4 mesafeye inmesi gerekiyor. -4'ten -8'e indirmemiz gerekiyor. Aynı şekilde burayı da şöyle yapalım. Bütün hepsini pasif yapalım. Bu takım yoluyla CTRL'ye basıyorum. Bu takım yolunu seçiyorum. Ve bunu kopya diyorum. 3 numarayla 4 numarayı kopyaladım. Buraya yapıştırdım. 5 ve 6 oldu. Buradan geometriyi değiştireceğim. Geometriye 5 numaranın geometrisine çift tıklıyorum. Sanki bir sorun oldu ama bakacağız şimdi sorun nerede. Parametreler açılıyor. Geometrimiz açıldı. Evet. Buradan 5 numaranın geometrisine tıklıyorum. Bunu siliyorum. Yeni zincir ekliyorum. Yeni zincirimde şu içerideki dairesel alan diyorum. Onayladım. Onayladım. Aynı şekilde bunu da değiştirelim. Bunu da zincirini değiştirelim. Delete chain. Zincir ekle. Yine bunu ekle. Onayladım. Her iki takım yolunda zincirini ekledim. Daha sonra parametreler kısmına geliyorum.
Tool aynı takımı kullanacağım. Kesme parametreleri 10'da 1, 10'da 2'ye gene pay bıraksın diyorum. Burada benim değiştireceğim link parametreleri ne olacak? Eksi 4'ten eksi 8'e kes diyeceğim. Bunu da onayladım. Tekrar buranın parametrelerine geliyorum. Burada değiştireceğimiz, bu da eksi 4'e eksi 8 olacak. Başka parametrelerine dokunmuyorum. Onayladım. Hepsini seçtim. Yeniden hesaplattım. Bu kısımda tamam. Tekrar bir simüle edelim. Hesapla diyelim. Evet. Bu kısmımızda tamam. Kapattım. Bütün takımımdan seç ve gizle diyorum. Şimdi şuradaki deliklerimizi halledelim. Toolpad diyorum. Delete diyorum. Buradan seçtim. Merkezi sağ klik yapıyorum ki seçmesi kolay olsun. Şunları teker teker seçiyorum. Ve onaylıyorum. Takıma geliyorum. Yeni takım oluştur diyorum. Buradan bir punta markabı seçtim. Finish dedim. 2500 olsun. İlerlemende 800 olsun diyorum. Kat parametrelerine geldim. Tek seferde delsin. Link parametrelerine geldim. Burası önemli. Ne yapacağız? Eksi 10'dan eksi 14'e kadar del diyorum. 4 milim delsin. Onayladım. Bu tamam. Tekrar bu takım yolunu kopyalıyorum. Buraya yapıştırıyorum. Bununla geometrisine geliyorum. Buradaki geometrilerin hepsini siliyorum. Ve yeni bir nokta ekle. Tekrar buna sağ klik yapıp şunları seçiyorum. Çünkü bunların kodları farklı. Onayladım. Onayladım. Buradan parametre ayarlarına geliyorum. Buradaki parametre ayarlarımızda link parametreleri eksi 10'dan değil bu sefer. Eksi 4'ten eksi 8'e kadar eksi 4 kodundan delmeye başlayacak. Ne kadardı? Özür dilerim. Eksi 8'den delmeye başlayacak. Eksi 8'den. Çünkü eksi 8 kodundaydı. Eksi 12'ye kadar 4 milim dersin diyorum. Onayladım. Yeniden hesaplattım. Bu da tamam. Bütün takım yollarını iptal ediyorum. Son iki takım yolunu seçiyorum. Ctrl'ye basarak bu iki takım yolunu kopyala diyorum. Getirip buraya yapıştırıyorum. Şimdi buradan 9 numaranın parametrelerine geliyorum. Yeni bir takım oluştur. Buradan diril olacak. Next diyorum. Takım çapımız ne kadardı? Bakalım. Şuradan bahsediyorum. Buradaki takım çapımız ne olacak? 10'luk takımla buradaki deliklerimizi deleceğiz. Çapımız 10 olsun. Finish diyorum. 1800 800 ilerleme olsun. Kat parametrelerine geliyorum. Bu sefer diyorum ki chip breaking olsun. 5'er 5'er gagalasın. Hatta 3'er 3'er gagalasın. Link parametrelerine geliyorum. Hepsini absolute yapıyorum. Absolute. Eksi 10'dan başlasın. Eksi 20'ye kadar kessin diyorum. Buradan tipte şu 118 derece de, takımın uç açısı 118 derecedir. Parçamı geç dersin patlasın diyorum. Eğer bunu yapmazsak eksi 20'ye kadar kes dediysek burada ince bir zar bırakacaktır. Gerek yok. Buradan devam ediyoruz. Soğutma sıvısını buradan açıyoruz. Ve onay veriyoruz. Hemen bunun parametrelerine geliyorum. Bir hesapla diyorum tekrar. Bunun parametrelerine geliyorum. Takımı değiştireceğim bu sefer. Create new tool.
yeni takım oluştur. Next dedim. Bu sefer takım çapım 8,5 olacak diyorum. Next dedim. Buradan 1800 devirle dönsün. 800 ilerlemeyle kessin diyelim. Buradan tekrar pektiril diyelim. Bunu da 3'er 3'er gagalasın. Link parametreleri ne olacak? Eksi 8 kodundan eksi 20 koduna kadar kes diyorum. Daha sonra buradan bunu da aktif hale getiriyorum ve hesaplıyorum. Ve tekrar simülasyonuna bakalım. Hesaplayalım. Bakın parçamız hazır hale geldi. Kapattım. Tüm takım üyeleri pasif hale getirdim. Evet. Şu an parçamız hazır. Buradan ne yapacağız? G kodlarını çıkartacağız. G kodlarını çıkar diyorum. Onaylıyorum. Masa üstüne kaydet diyorum. Evet. Kodlarımız da hazır arkadaşlar. Çıkardığımız bu takım yolları ne yapıyoruz? Götürüyoruz. Tezgahımıza aktarıyoruz. Gerekli sıfırlamaları, gerekli boy ve çap ilavelerini yaptıktan sonra parçamızı işlemeye başlıyoruz. Bugünkü dersimiz bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.